Ne işin var lan senin burada? Tamam, sakin. Ben bir sıkıntı çıkarmaya gelmedim. Zafer, geldiğin gibi bas git, Senem'in de peşini bırak. Ya Ardacığım, tamam, ben bu sefer Senem'e de gelmedim zaten. Seni görmeye geldim. Beni görmeye mi geldin? Niye? Ya bak, tamam farkındayım. Geçmişte çok ayıp yaşandı. Benim sayemde oldu çoğu da ama şu an durum farklı. Ben senden yardım istemeye geldim. Benden yardım istiyorsun. Başka yardım isteyecek adam mı kalmadı? Sen bizim aramızda geçenleri unuttun galiba. Ya yok, tamam, unutmadım. Sonuçta bizim aramızda bir hukuk gelişti. Bacağımdaki bıçak izi duruyor. Ama yani bizimkisi gibi fırtınalı ilişkilerde olur öyle şeyler, sıkıntı yok. Ne oluyor lan sana? Oluyor işte bir şeyler. Ardacığım bak, benim şimdi senin yardımına ihtiyacım var. Elimde bir adres var, oraya gitmemiz gerekiyor. İyi. Adres varsa bulursun. Bu saatten sonra Allah yardım etsin sana. Ya Ardacığım, oğlum gerçekten ihtiyacım olmasa sana gelmem herhalde, değil mi? Ailevi meseleler ya. Senden başka da yardım isteyebileceğim kimse yok. Tanıdığım tek fakir sensin. Hı? Hadi. Sibel. Almanya raporları sana da geldi mi? Evet, reklam stratejileri de geldi. Ben de konuşuruz dedim. Başka bir gün yapsak, iki raporda gözden geçiririz. Olur, nasıl istersen. Sen iyi misin? Bir sorun mu var? Yo, iyiyim, yorgunum biraz. Ablacığım. Lazım. Bize ablamla biraz müsaade edebilir misin? Özel bir şey konuşacağız da. Tabii ki. Görüşürüz. Nereye geldik ya biz böyle? Asıl soru ben niye buradayım? Güzel soru. Gerizekalıyım ben ya. Harbi gerizekalıyım. Niye yardım ediyorsam sana? Yok be Ardacığım, öyle düşünme. Şimdi senin baban bir çeşitli Yaşar Usta olduğu için sen mecbur dost düşman herkese yardım edeceksin. Öyle yetişmişsin. Benim öyle mi? Biz de eskiden beri işte dost düşman, zengin yoksul herkesin üstüne bastık. Ama yanlış oldu tabii. Yapmamak lazım öyle şeyler. Allah Allah. Ne oldu, saksı mı düştü senin kafana? Geldik, burası. Neresi burası? Burası işte senin sorduğun sorunun cevabı. Gecekondu mu benim sorduğum sorunun cevabı? Burası benim doğduğum evmiş. Nasıl? Öyle. Evlatlıkmışım ben. Bambaşka bir adam olabilirmişim. Değil mi? Gerçekten böyle bir şey yapmış mı? Evet ablacığım. Ya gerçi Seval de böyle bir yalan söylemez. Neyse, ben onunla konuşurum, haddini bildiririm. Hayır, hayır. Sen hiçbir şey yapma. Biz onun o terbiyesizliğini yüzüne vuracağız zaten. Ben sen bil diye söylüyorum sadece. Tamam, size güveniyorum ama ne olur şirkettekilerin ağzına sakız yapmayalım. Ya herkes özel hayatımızı konuşuyor zaten. Tamam, sen merak etme. Peki sen iyi misin? Ya Arda'dan duydum. Erhan abi, Elif falan. Arda hiçbir şey bilmiyordu. Sen bir şey söylemedin değil mi? Of Senem ya. Ama ablacığım, ben sizin böyle bir oyun çevirdiğinizi nereden bileyim? Erhan bu yüzden mi sinirliydi acaba? Yani ben Arda'ya kimseye bir şey söyleme dedim ama pek beni dinleyecek gibi değildi. Ya peki neden yapıyorsunuz bunu? Burhan amcanın iyiliği için mi? Böyle bir oyun kurdular. Üzülmemesi gerekiyormuş. Bir şey soracağım ama kızmak yok. Hı. Kıskanmıyor musun hiç? Kıskanmak ne demek ya? Kafayı yiyeceğim. Erhan'la Elif'i yan yana düşününce böyle deliriyorum resmen. Kıskanınca da nasıl kıskandım dermiş hemen. Dobralık'ta bir dünya markasısın ablacığım. Akşama aile yemeğimiz de var. Erhan'la aram bozuk. Ya ne olur bizimkilere bir şey çaktırmayalım, olur mu? Tamam, sen merak etme, hallederiz. Vay be. Demek canımız sıkılınca buraya geliyoruz. İyi. Güzel, ben de sevdim, gelirim ben buraya. Sen neyin tribindesin sabahtan beri? Böyle saçma sapan hayatı sorgulamalar falan. Bu anlattın mı ya? Ya anlattın da kazık kadar adamsın. Tamam, evlatlıkmışsındır, şaşırmışsındır, eyvallah. Ama böyle benim hayatımı anlama çabaları falan, bunlar ne? Doğru söylüyorsun. Ne bileyim oğlum, ben ne yaptığımı biliyor muyum ya? Benim kafam karışık. Kafan karışık. Zengin bebeleri 30 yaşından sonra duvara toslayınca böyle oluyormuş tabii ki. Ne yapacaksın? Fakir hayatı mı yaşayacaksın? Yok be oğlum. Bence sen bir kendine gel, beni de sal. Saatlerdir esir aldın beni burada. Bak yine çok doğru konuştun Arda kardeş. 40 yıllık kâni, ha? Olur mu yani? Hadi gidelim de sen beni senem kuşa bırak. Şaka şaka. Hadi gidelim, ben de seni salayım. Hadi. Zafer. Zafer var ya.